temelini attığınız bir tane metro istasyonu var mı? Temelini tabii. Sizin temel attığınız. Temel dediğiniz ne? Temelini sizin temel attığınız. Temel dediğiniz ne? Metronun temeli nasıl atılır mesela, biliyor musunuz? Metronun şimdi temeli şöyle nasıl Ekrem atılır? Bey, ben size şöyle özetleyeyim. Metronun temeli nasıl atılır mesela, nasıl ikna ederim sizi? Mesela metro temeli nasıl atılır? Çimento mu döküyorsun? Abi beyle. Bakın Mahmut Bey Esenyurt örnek, Göztepe Ataşehir örnek, Çekmeköy Sancaktepe sıfırdan. Örnek. Tabii sıfırdan. Sıfırdan. Sürekli ayrıştırma yapılmamasından yana olduğunu söylüyor Ekrem Bey. Kucaklayacağız diyor, ayrıştırmayacağız diyor. Genel seçimlerde seçimi kaybettiler. Buna rağmen yerel seçimlerde tekrar halkın tepkisinden korkmadan neden DEM Parti kırmızı halılarla karşılandı? Yani kaybetmekten korkmuyor musunuz? DEM Partili ne yapsın o zaman? 7 milyon, 8 milyon insan oy verdi. Ne yapacağız? Hepsini vatan haini mi ilan edeceğiz yani? Evet. Efendim? Evet mi dediniz? Bana göre evet. 7-8 milyon terörist ilan edeceksiniz. Ben deme karşıyım. Bakın bu memleketin güvenliği var, adaleti var, sistemi var. Yani o adalet Ekrem İmamoğlu'na 2 yıl 7 ay hapis cezası verse de adalet sistemi var. Adalet sistemin yerine kendinizi koyarak 7-8 milyon insanı terörist ilan ediyorsanız işte o da ne yazık ki AK Parti anlayışının getirdiği düzen işte. Hayır, size katılmıyorum. Hayır. Sayın Erdoğan'ı nasıl bir lider olarak görüyorsunuz? Çok merak ediyorum. Sayın Recep Tayyip Erdoğan Türkiye'nin son 30 yılına damga vurmuş önemli bir siyasetçidir. Fikirlerimiz büyük oranda terstir. Daha ileri gideyim. İlk belediye başkanı olduğu dönemde, ilk aylarında lokantasında misafir etmiş bir esnafım 23-24 yaşında. Yani benim lokantamda köfte yedi, parasını da almadım ondan. Hayat boyu o borcu ödeyemeyecek. CHP'den bu kadar önemli bir ismi yakalamışken bütün Hataylıların merak ettiği CHP ile ilgili bir soru sormak istiyorum. Biz Hataylılar Lütfü Savaş aday olmasın diye çırpınırken Özgür Bey ve CHP neden bizlere kulaklarını kapayıp sırtını döndü? Yoksa gerçekten CHP'de adaylar belirlenirken liyakata değil sadakate mi bakılıyor? Siz de Ankara Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve rakibiniz Murat Kurum gibi mal varlığınızı açıklar mısınız? Başkan olduğunuzdan bu yana mal varlığınızda neler değişti? PKK'nın temsilcilerinin Büyükşehir Meclisi'nde olmasına vicdanınız el verecek mi? Ben bir inşaat mühendisi olarak soruyorum. İstanbul'da yaşıyorum. Deprem konusu bence İstanbul'un en büyük PK sorunu. Ben İstanbul'un en büyük yüz ölçümüne sahip olan Şile'den geliyorum. Ava'da yaşıyorum. Ava'nın dünya kadar problemi var. Bunların en başında İSKİ geliyor. Ava'daki Göksu Nehri deresi ne yazık ki artık simsiyah. İSKİ'nin pis suyu içine aktığı için leş gibi oluyor. Ve bütün ilçelere 20-25 kere gittim dediniz. Şile'ye toplasak 3 kere gelmemişsinizdir. Ava'ya zaten geçenlerde sel oldu, geçmiş olsun bile demediniz. Birincisi, nereden biliyorsun benim 2-3 defa geldim? Ben Şile'ye en az 30 defa geldim. Ava'ya selden sonra hemen geldim. Ziyaret ettim, esnafları gezdim, ekibimi yolladım ve milletin yarasını sarmak için büyük gayret gösterdim. Bir, Karadeniz'e akan derelerin tamamı DSİ denetimindedir ve DSİ sorumluluğundadır. İki, oradaki sel ve su baskınlarının sorumluluğu İSKİ'de değildir. Üç, günde en az 3 saatimiz belki yollarda geçiyor, heba oluyor. Bu konu hakkında sizin 2019 seçimleri öncesinde belli başlı vaatleriniz var. Bu projeleri neden gerçekleştirmediniz Sayın İmamoğlu? Bu trafik sorununu ne zaman çözmeyi düşünüyorsunuz? Sürekli reklamlarda israfı önledik, israfın önüne geçtik. Her yerde israf, israf bitti, İstanbul başardı. Bu gibi tabelalar, reklamlar. Peki bu israfı önledik reklamı için ne kadar harcama yaptınız? Allah izin verirse 2025'in Mart ayına kalmadan ben bir yuva kurmak istiyorum. Harika. Evet. Ne yapabilirim bilmiyorum. Biraz ürktüm açıkçası. Bir akrabama mı talipsin, nesin bilmiyorum ama. Bu seçim vaatleri insanların gözünü döndürdü. Bir de buyurun. Allah izin verirse böyle bir şey olduğunda nikahımızı siz kıyabilir misiniz? Vallahi inşallah. Bir adım daha atmak istiyorum huzurunuzda. Herkesin Emre sakın böyle 1, 2, 3, 4 diye 8'e kadar sayma yani. Hani yapacaksan başka bir şey yap. Herkesin hayatında dönüm noktaları vardır. Ve o bu programdır. Hayır. Seni çok seviyorum. Dualar eder insan.
hayatımın geri kalanını onunla geçirmek istiyorum ve onu çok sevdiğime benimle evlenmesini teklif ediyorum. Vay 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 vay. Evet evet. Evet. Seni seviyorum. Yani bu program neler gördü efendim. Vay be. Tebrik ediyorum. Allah mesul etsin. Allah mesul etsin. Oğuzhan abi seni de bekliyoruz artık. Muhakkak ben oradayım net. Bana teaser'ı çıkarttın ya, Allah razı olsun. Gaza geldim şu anda. Televizyonunuz da bizden. Çok klişe bir soru. Burada bir sürü kişinin bunu sormak isteyeceğini biliyorum. İleride Cumhurbaşkanı adayı olmayı düşünüyor musunuz? Ya ben 2019 yılında İstanbul Belediye Başkanı seçildim. Yurt dışından bir gazeteci geldi benimle röportaj yaptı. Bu soruyu sordu. Ben de God knows dedim. Allah bilir dedik. 3 sene bu konuşuldu ya. Ben şimdi sana ne diyeyim yani? Ne desem tatmin eder? Almanca söyleyin. Şöyle. Birkaç sene de öyle idare edelim.